Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Zaruri tabi ihtiyaclar, insanda böyle diyen tabi ihtiyaclarının mubah ameller yani. Aldığım bir fasılda kem buluşu maktelgenler utken bulsa uyku bulan yemek içmek. Şimdi bu babda, bu fasılda kub buluşu maktelgenleri. Bunlar misaller halas. Kub buluşu, kem buluşu maktelgenleri de ukşu kem işletkenler. Yani yemek içmekli kem buluşu maktelgenme akılan ve şer'an yemek içmekleri kem idi. Kem yiyip kem içerdiler. Uykunu kemliği maktel edin mi? Aklen, şer'an ve urfen. Ha? Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kem uklardılar. Kem dam alardılar. Demek o kişi bu degeni aklen hem, şer akli cihetten hem, şer'i cihetten hem, ürfi cihetten hem maktavga saza var degeni. Bazı nerse böyle de kişi adette maktavliye buluşu mümkün. Adamların adette. Şer'an maktali olması mümkün. Bazı nerse aklen maktalışı mümkün. Adamlar adette onu maktamasli gibi mümkün. Maktamasli gibi mümkün o şu nerse bilen. Bazı nerselerde. Bu yerde o şey, bu kişi et mahşu ugen nerse, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu sıfatlarını açtı murad Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam akli meyyar bilen karagende hem, insanların ürfü bilen karagende hem, Allah'ın şeriatı noktayı nazardan karaganda ham maktuğa sazavar ediler diye hulasa çıkardı. Çünkü urfan, aklan, şer'an kub bu magana maktelgen nerseler uyku bulan yemek içmek o kişi de kem idi. Aklan, şer'an ve urfan maktelgen nerseler nikah bulan mesela abru itibarlı cah digene bir mertebeli buluş. Mertebeli şerefli buluş urfan ham, aklen ham, şer'an ham maktelgen buladı. İlla şer'an yamallengen kaçan, kaçan ki eğer o nerse kibirge abarsa, yani ki ucubge abarsa, yani ki şu nersenin arkasından kuş payda abarsa. Bana bu oralarda, yani cah ve nikahda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kubligi maktelgen, kub buluşu, ziyade buluşu maktelgen bu sıfatlarda o kişi ziyadelikke yukarı derecede ege ediler. Şimdi birinci kısımda şunu nikah hakkında yapıp ettiler. Yani nikahlanışları kub bugün. Ayollarını yakış görgenleri. Ayollarını muhabbet, ayollarına bugün muhabbetini biz ettik. Ulamalar kan diye düşüngen. Bazıları düşüngen ki mutlaka ayol cinsige nisbeten muhabbet misal için amekige bugün muhabbetten ammege bugün muhabbet köprü buluş. Oğuldan göre kızını köprüye yakış görüş. Mesela. Şu bu birinci kalma şu, birinci faham şu. Ve bu umumi. Şimdi mesela erkek sıfatı da ayollarını yakış görüş hem var. Yani cüft halalarını, özlerinin cüft halalarını. Elbette bana onu hatırlığını, bana onu kızını mes. Özlerinin cüft halalarını yakış görüşleri var. Bu hem kemalattan özü aslı. Çünkü bu kemalat ailenin köpeği ettirişke, kub ayolunu tamirleşke, ayollarını yakış görüş. Kub ayolunu tamirleşke, kub ayolunu terbiye kılışke, kub ferzende terbiye kılışke, sebep bugünün noktayı nazarıdan ayolunu yakış görüş, üylenişini yakış görüş maktalar. Şehvanilik noktayı nazar denmez. Düşünürlüğü mü? Bana bu cahitten hem o kişide de kemal bulur. Şu bilen birge, bu şahsiyetliği kuvvetke delalet kılır. Mesela siz, göresiz, akhbaratlarda hem işitesiz, bazı adamlardan hem işitesiz, şu bir hükümetini ya ki bir askerini, bir memleketi kıyan hücumunu yamanlayışsa, balalarını hem ayamadı, ayollarını hem ayamadı, ballarını hem öldürdü, ayollarını hem öldürdü deyip etse, bu öte menfur, öte bir nefretli, öte bir peskeş, yaman iş hesaplanır. Doğru mu? Ama asker de öldürdü yakınını bırak, ona kademeydi. Çünkü onu yan kolda kural var, bunu yan kolda kural var. Kuralsız adamı öldürüş, yaman ahlak buladı. Hususen ayol kişinin, ayol kişinin öldürüş, vuruşta mesela. Çünkü biz şeriatımızda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kuralsızını öldürüşten, karını öldürüşten, ayolunu öldürüşten, yaşbalarını öldürüşten mutlaka kaytar gelir. İlla ayol gelip sizge aptamattı, tırasa ya ki kılıç köterse, uşandı köteresi.
Ungacha ayol kishiga qo'l ko'tarilmaydi. Urushda ham. Urushda ham ayol kishiga qo'l ko'tarilmaydi. Mana bu asli fitrat. U hozir ham bir birovni birov yomonlamoqchi bo'lsa, masalan, aytishadiki, ayollarni ham ayamadi, ayollarni ham o'ldirdi, bolalarni ham o'ldirdi deydi, to'g'rimi? O'shun bilan yomonlanadi va bundan hamma nafratlanadi. Nimaga yomonlanadi? Chunki hammaning tabiati bundan nafratlanadi. Nimaga? Axir o'sha yosh bola ham bitta jon, otasi ham bitta jon-ku. Ayol ham bitta nafs, erkak ham bitta nafs-ku. U ham bitta shaxs, bu ham bitta shaxs. Nimaga ayolni o'ldirish, masalan, urushda ham? Boshqa o'rinda albatta erta qachon. Ayolga tajovuz, masalan, erkakka tajovuzdan yomon olinyapti, nimaga? Yosh bolani kaltaklash, katta odamni kaltaklashdan yomon olinyapti, nimaga? Yosh bolani o'ldirish, katta odamni o'ldirishdan yomon olinyapti, nimaga? Holbuki, masalan, jamiyatga yetkazayotgan foydasi to'g'ri nuqtai nazardan o'sha erkakning foydasi ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, o'sha erkak, o'ldirilgan erkak muhandis bo'lishi mumkin, tabib bo'lishi mumkin, katta olim bo'lishi mumkin. Jamiyatga nisbatan ta'siri va foydasidan yosh boladan ko'ra manfaatli bo'lishi mumkin. Lekin siz yosh bolaga shafqat qilasiz va unga tajovuzni qattiq qoralaysiz. Nimaga? Chunki unda zaiflik bor. Sizdan zaif. Sizdan zaif bo'lgani uchun unga nisbatan shafqat va rahmat sizda jo'sh uradi. Ammo yosh bola yosh boladan ham qoladimi? Qilmaydi. Dunyodagi eng yovuz kurash yoki eng vahshiylarcha urushish yosh bolalarni urushi bo'ladi. Ayamasdan uradi birini ursa. Ko'ziga ham qaramasdan, betiga ham qaramasdan. Qo'liga kirgan narsani qiladi, qo'liga kirgan narsani otadi. Bu o'tadi ilmun nafsda. Eng vahshiyona urush yosh bolalarni urushi bo'ladi. Hech narsani mulohaza qilmasdan qiladi. Chunki qarshisidagi quvvatdan o'zini baland bilmagani uchun u bor kuchini sarflaydi. Yosh bolaga siz nima uchun rahm qilasiz? Sizdan zaif bo'lgan, bu sizning shaxsiyatingizdagi quvvat unga nisbatan shafqatni uyg'otadi o'z-o'zini. O'shuning uchun ayollarga nisbatan hujum urushda ham yoki yosh bolalarga nisbatan hujum nima uchun qattiq qoralanadi? Holbuki katta odamni o'limi yosh bolanikidan og'ir bo'lishi mumkin. Masalan, sizni 10 yoshli bolangiz o'lgandan ko'ra eringiz o'lgani og'ir bo'ladi. Siz uchun, oilangiz uchun, oila uchun ta'siri 10 yosh bolaning o'lganidan ko'ra otasini o'lgani oila uchun ta'siri salbiy ta'sir katta jamiyat uchun. Lekin 10 yosh bolaga chiza olmaydi. Nimaga? Chunki zaif tomonga nisbatan shafqat va rahmat mayli kuchli bo'ladi. Inson tabiati shu. Demak, ayollarni yaxshi ko'rish, ularga rahim shafqatda bag'ri keng bo'lish aslida erkakning shaxsiyatidagi quvvatdan kelib chiqadi. Erkakning shaxsida quvvat past bo'lsa, ayol bilan tenglashib olishadigan, urushadigan, o'chakishadigan bo'ladi. Qancha shaxsiy shaxsiyat quvvati kuchaygani sari shuncha shafqatli, shuncha keng bo'lishni boshlaydi. O'zidan zaiflarga, jumladan ayollarga. Ayollarda hissiyot kuchliligi uchun o'sha tomondan ularni rioya qilish bo'ladi. Mana bu muhabbat, shafqat, rahmat muhabbati bo'ladi. Rasul akram alayhi salatu vasallamdagi muhabbat shu qabilda bo'ladi. Shuning uchun ayollarimiz, onalarimiz bir-birlari bilan tortishib qo'yganda ham, boshqa bo'lganda ham indamay kulib qo'yaverganlar. Unisi bunisiga kundashlik qilib endi olishib gapirsa, bir narsa qilib baqirsa yoki bir so'z aytsa, indamay kulib qo'yaverganlar. O'sha ulardan baland turganlar. Masalan, siz ikkita yosh bola urushyapsa, orasiga tushib olib, uchinchi odam bo'lmaysiz-ku. Yarashtirib qo'yasiz yoki bo'pti qo'y bolam deysiz. Ulardan sizni aqlingiz, shaxsingiz baland bo'lgani uchun tenglashmaysiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham shunday bo'lganlar. O'sha shaxsiyat quvvatidan. Ayollarga shafqatli, rahmatli bo'lish, bag'ri keng bo'lish ham xuddi shu ruhdan kelib chiqqan. Shahvatni qondiruvchi vosita sifatida yaxshi ko'rishdan emas. Tushunaylim, u inson ayolni axlatga chiqaradi, u tuyg'u. Ikrom qilmaydi. Ayolni chiqindiga chiqaradi, zuvashqaga o'xshagan narsaga aylantiradi, u tuyg'u. Ammo ayolni ikrom qiladigan, uni unga hayotiy bir rohat, saodat baxsh qiladigan erkakdagi shaxsiyat quvvat shaxsiyati bo'ladi. O'shandan kelib chiqib shafqat paydo bo'ladi. Xuddi sizda yosh bolaga shafqat paydo bo'ladi qandoq? Xuddi shu qabilda. Bu Rasul akram alayhi salatu vasallam umuman erkak kishidagi shaxsiyatdagi quvvatdan kelib chiqadi bu rahmat muhabbat. Shafqat muhabbat. Rasul akram alayhi salatu vasallam o'shaning uchun menga ayollar mahbub ko'rsatildi deganlar ham mana shu qabilda bo'lgan. Endi shu bilan birga o'sha davrda va hozir ham
Aksar holatda ayollarning o'sha zaifligi suiiste'mol qilinib, hissiyotga berilishi suiiste'mol qilinib, ko'p xo'rlanadi. Rasul akram alayhissalotu vasallam tabiatlari adolatparvar bo'lgan. Shuning uchun mazlumga yordam berish, ezilganni ko'tarish, zulm qilganni zulmdan ozod qilish, o'z mavqeyidan pastlatganni o'zining mavqeyiga ko'tarish bu adolatdan bu. Shu talablar u kishida rahmat shafqatni va ayollarga nisbatan e'tiborni kuchaytirgan. Chunki u paytda hozir ham shu o'z ko'p joyda ayollarga past qaralgan, xususan arablarda ayollarga juda past qarashgan. Hatto payg'ambarimiz alayhissalom ayollar ham erkaklardek inson deb shaqoiqur rijal erkaklardek to'laqonli bir o'zingizlarni birodaringlar boshqa jinsdagi deganda mushriklar kulishgan. Kulishgan qanaqa qilib urush qilmasa, pul topmasa birov kelib olib ketib qolsa o'zini himoya qilolmasa qanaqa qilib biz bilan teng bo'ladi u ayol deb masxara qilishgan shu tushunchalarni. Bu hozir endi g'arb endi 1000 yildan keyin tenglik degan masalani ko'tarib chiqqan. U tengligi ham to'g'ri tenglik emas aslida erkak bilan ayol o'rtasida. Ammo Rasul akram alayhissalotu vasallam birinchi ko'targanlarida ayollarning sha'nini himoya qilib chiqqanlarida hatto mushriklar kulgan. Dushmanlar kulishgan. Qanaqa qilib biz bilan teng bo'ladi ayol kishi. Hatto ba'zilar ba'zi qabilalarda ayol or hisoblangan. Chunki asirga tushsa birovni qo'lida mulk bo'lib ketadi, o'zini himoya qila olmaydi. Bizga or bo'ladi deb yomon ko'rishgan. Ba'zi qabilalar tirgida ko'mgan tug'ilgan chaqaloq qizni. Va hokazo. Ana shu ayol shunaqa pastga urilgan, ezilgan, chetlatilgan jamiyat bo'lgan. Hozir ham ko'p jamiyatlar shunaqa o'zi. Ko'rinishida ayol kishini ko'tarayotgan, maqtayotganga o'xshagan bilan u ham xo'rlanish. Reklamaga olib chiqyaptimi? Bitta paypog'ini reklama qilish uchun ayolni olib chiqyaptimi? Ona bo'lishi kerak bo'lgan, bir oilani murabbiyasi bo'ladigan ayolni boshqalarni e'tiborini qaratish uchun mashinaga yoki paypoqqa yoki sodaga yoki sovunga ayolni vosita qilyaptimi? Xo'rlash shu ham. Turli suratlarda xo'rlashlar bor hozir ham. O'ta ko'p, siyro. Mana shu narsalarni hammasiga barham berib ayolni sha'nini to'laqonli shaxs inson sifatida ko'tarish va uni ayol sifatida azizlash. Erkak bilan bir xil emas. Ayolni ayol sifatida e'zozlanadi. Erkak erkak sifatida har kim o'zining o'rni bo'lishi kerak. Mana bu masalani ko'tarib chiqishlarida Rasul akram alayhissalotu vasallamning adolat parvar tabiatlari ayollarni sha'nini joyiga qo'yish uchun shafqat va rahmat yuzasidan yondashishni talab qilgan. Tushundingizmi? Shundan u kishida bu tabiat hosil bo'lgan va haqiqatda o'sha ayollarga o'sha huquqlarni berganlar va ayollarni sha'nini ko'targanlar. Ona sifatida e'zozlanish, farzand sifatida do'zaxga do'zaxdan parda bo'lish, juft halol sifatida dinni yarmi bo'lishini ta'minlaganlar, o'rgatganlar. Mana bu narsalar ayollarni sha'nini juda ham joyiga qo'ygan, ayol sifatida o'z jinsida kamolga yetishiga omil bo'lgan. Bu o'z o'rnini tutishida ham. Bu narsalarga undovchi u kishidagi tuyg'u shafqat bo'lgan, rahmat bo'lgan. Adolatli tabiatlardan kelib chiqib. Endi bu yerda aytildiki, oxirgi rivoyatda shu Anas roziyallohu anhudan yana Tovusdan Safvon ibn Sulaymdan bo'lgan rivoyatlarda Rasul akram alayhissalotu vasallamni 30 ta yoki 40 ta erkakni kuchiga ega edilar deb aytardik degan gaplari o'tdi. Keyin mavlot, ya'ni xizmatkorlari, xodimalari Salmodan rivoyat qilinib, bir kechada ayollarini aylanib chiqqanlari aytildi. Ya'ni qovush bilan. Unga biz ulamolar ta'bir beradilarki, bu doim bo'lgan emas, chunki bir ayolni kunda ikkinchi ayolni uyga kirish mumkin emas, u kishini shunday tartib qo'yganlar. O'zi u kishiga taqsim, ayollarga kunni taqsimlash vojibmidi, mandubmidi, mustahabmidi, ixtilof bor. Lekin u kishini tutumlari vojiblik darajasida bo'lgan. Alloh vojib qilgan qilmaganligidan qat'iy nazar, ixtilofli masala. U kishi o'zlarini vojib deb o'sha qism taqsimlash, ayollarga kunni taqsimlash o'zlariga vojib deb tutganlar. Shuning uchun birisini kunida ikkinchisini uyga tunashga bormaganlar. Endi qana qilib bir kechada hammasini aylanib chiqadilar desa, o'sha safardan kelgan paytlarda navbatni boshlashdan oldin bir kechada shu holat bo'lgan. Keyin ertasidan navbatni boshlaganlar deb ta'bir berishgan. Nima uchun bu ta'bir berilgan? Bu farazan shu xabar sahih bo'lsa deb aytilgan. Xabar sahih emas.
Salmon'un gapi bor-ku. Sobit emas. Asosi yo'q. Bir kechada aylanib chiqdilar ayollari bilan, hammasi bilan qovushib chiqdilar. Hammasiga alohida g'usl qildilar degan xabar bor-ku. Sobit emas. Sahih emas. Olinmaydi. Lekin ta'vil farazan sahih bo'lgan o'ringa aytiladi. Tushundingizmi? Farazan sahih bo'lsa qanday tushunamiz? Unda o'sha masalan safardan kelgan paytlarda bo'lgan bo'ladi. Mabodo bo'lgan bo'lsa, bo'lmagan bo'lsa aslida. Mabodo bo'lgan bo'lsa. Shu bilan birga 9 ta ayolni bir kunda bir xil vaqtda urushdan kelishlariga hammasi bir vaqtda pok bo'lib turishi ham mumkin emas. Qiyin narsa. Sodir bo'lsa, o'ta nodir sodir bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Hammani kuni o'sha vaqtda tuhurga to'g'ri kelish. Bu o'ta qiyin masala. O'shaning uchun bu xabar o'zi sobit emas. Odatan bo'lgan emas. Mabodo bir marta yarim marta bo'lgan bo'lsa, mabodo sobit deb faraz qiladigan bo'lsak, uni ta'vili shuki, urushdan kelgan paytlarda navbatlarni boshlamay turib shunday qilganlar. Farazan. Chunki ulamolarning manhajida bor bu narsa. Oldin xabar kelsa, xabarni tekshiradi. O'rganib javob aytadi. Bu sahih sahih emas. Haqiqatda rivoyatda sobit sobit emas. Oldin shuni keltiradi dalilini. Sobit bo'lsa yoki sobit bo'lmasa ham keyin javob beradi. Buni masalan bir ishkol joyi bo'lsa, muammo joyi bo'lsa o'sha xabarni sobit bo'lsa qat'iyat bilan javob beradi. Endi sobit bo'lmasa-chi? Farazdan sobit bo'lsa deb turib bunga ham javob berib qo'yadi. Farazdan. Bu farazdan sobit bo'lsa deb aytilgan xarita bil. Ammo voqeada sobit emas bu xabar. Asli voqelik nima? Oyisha roziyallohu anhoning rivoyatlari. Ko'p kunlar juda kam kunlar mustasno. Aksar kunlarda asrdan keyin ayollarini oldiga kirardilar. Hammasini bitta aylanib chiqardilar. Fissaati deb keldi. Bir vaqtda o'zida. Bir vaqtda o'zida nima degani? 1 daqiqa, 2 daqiqadan, 3 daqiqadan degani. Tushundingizmi? 10 ta ayol bo'lsa, 10-ovasiga 15 minut, 20 minutda hammasiga salom berib, yaxshimisan, kamchiliging yo'qmi, qiyinchiliging yo'qmi deb hammasidan bir holidan xabar olib chiqish bo'lgan. Oyisha roziyallohu anha fayadnu min g'ayri masis deb ta'kidlaganlar. Ayolni oldiga kelardilar, holidan xabar olardilar, yaqinlashardilar, ushamasdan degan. Ushamasdan deyishdan murod qo'shilmasdan degan, qovushmasdan degan. Qo'lini ushlashi mumkin, peshonasini o'pib qo'yishi mumkin, lekin boshqa munosabatga kirishmasdan. Ya'ni bir qator 2 daqiqa, 3 daqiqadan holidan xabar olib, ayollar onalarimizni ayollarini uylari qator bo'lgan, qo'shni bo'lishgan. Unisiga kirib, bundan salom berib, holidan xabar olib, kamchiligi yo'qmi, qiyinchiligi yo'qmi? Ko'lini ko'tarib chiqqanlar holidan xabar olib chiqqanlar. Mana bu sunnat. Telefonni o'chirib qochib yurish emas. Undan ham hammasiga teng, ko'rasizmi, teng vaqtda kechqurun emas, kunduzida. Kechqurunda birini navbatida ikkinchini uyga bormaganlar. Kunduzida hammalaridan bitta xabar olib chiqqanlar. Gohida bomdoddan keyin kun chiqqandan keyin tong payti qilganlar, shunaqa payt. Gohida asrdan keyin qilganlar. G'oliban aks asrdan keyin qilganlar. Bu ham Rasul akram alayhi salatu vasallamni kamollaridan va shaxsiyatlar buyukligidan. Odatda odamlar bitta ayolga chidolmaydi. 9 ta ayol 9 xil bo'lgan, bir xil bo'lgan emas. Hammalari obida, hammalari taqvoli, hammalari zohida bo'lishgan. Lekin baribir tabiat bir-biridan farq qilgan. Hammasini o'ziga yarasha dardi bo'lgan. Birovni ko'zi oliydi, birovni qorni oliydi, birovni ko'ni manasidan xafa bo'lgan bo'ladi, birov bu narsani kutgan bo'ladi, birov bu narsani manasasi tugab qolgan bo'ladi. Hammani bitta tashvishi bo'ladi har kuni o'zingiz o'ylangda. O'zingiz har kuni qancha tashvishingiz bo'ladi bitta odamni. 9 ta odamni har bittasini o'ziga yarasha bir katta muammosi bo'lmasa ham nimadir so'zi bo'ladi. Hammasini bag'rlariga sig'dirib, hammasini ko'tarib, hammasini qurshay olishlari bu shaxsiyatning o'ta buyukligidan va rahmatlari o'ta umumligidan. Asli Salmon aytgan gapi ham shu aylanish. U har birtasi bilan qo'shilib cho'milish emas. Faqat rivoyatlarda keyin o'zgarib ketgan. Tushunarlimi? Ba'zi odam bir narsani fahmlab olsa, eshitsa, noto'g'ri tushunib olsa, bir narsa qo'shib yuboradi. O'sha uchun bu rivoyat Salmonning rivoyati asli sobit emas. Sobit bo'lgan taqdirda aytganimizdek yuqoridagi aytganimizdek safardan kelganda bir marta yarim marta bo'lgan holat bo'lishi mumkin. Endi bu bobda sernikoh bo'lish ko'p ayolga ta'minotiga, jismonan ta'minotiga va umumiy ya'ni ijtimoiy ta'minotiga qodir bo'lish
shaxsiyatni kuchliligi va insonni erkakni kamolidan bo'lgani uchun o'sha kamolni vasfida urg'u beraman deb musanniflar keltirishavergan. Sobit bo'lmasa ham. Shunaqa bor deb turdi. Sobit bo'lmasa ham keltirishavergan. Shunaqa gap ham bor degan ma'noda. Ya'ni shu darajada vasf qilingan demoqchi bo'ladi. Bu voqea bo'lgan emas. Shu darajada vasf qilingan deb aytmoqchi bo'ladi. Lekin sobit bo'lmagan narsani sobit bo'lmagan deb aytish kerak. Endi bunga misol tariqasida bu kishi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qana qilib 9 ta ayolga yoki 11 ta ayolga bir kechada ulguganlar hammasi bilan qovushib desa, buni sen g'aribsanmi? Bu boshqalarda ham bo'lgan demoqchi bo'lib turib, keng rivoyat keltiradilar. Sulaymon alayhisolam bir kun aytdilarki, mana shu kecha 100 ta xotinimni hammasiga qo'shilaman, hammasiga aylanib chiqaman. Va yoki 99 dedilar, 70 ta ham bor ba'zi rivoyatlarda. Va aytganlarki, har bittasi bitadan o'g'il farzand tug'adi, chavandoz bo'ladi, mujohid bo'ladi, Allohning yo'lida jihad qilishadi deganlar. İnşallah deyishdan chiqib qolgan. Shunday qilaman deb la tufannash. Bugun aylanib chiqaman albatta deb aytganlar. U ham har kun bo'ladi degan emas, bir marta shunaqa qasd qilganlar. Va bu hadis sahih. Buxoriyning rivoyatlarida, Muslim rivoyatlarida keladi. Va aytgan va Rasululloh aytganlarki 99 ta bo'lsa 98 tasi, ya'ni bittadan boshqa birortasi homila tugmadi. Hech qaysinisi homila olmadi ayollardan. Hammasi bilan qo'shilib chiqdi. Lekin hech qaysinisi homilador bo'lmadi. Illa bittasi homilador bo'ldi, u ham yarimta bola tug'di deganlar. Agar inshaalloh deganda edi deganlar Rasululloh akram alayhissalotu vasallam. O'sha aytgan ishi bo'lardi, 100 ta yoki 70 ta mujohid ko'rardi o'sha farzandlarida. Ayollarda dedilar. Bu Rasul Akram aleyhissalatu vesselam'ın haberleri Süleyman aleyhisselam hakkında Ebu Hureyre raziyallahu anhu'dan Bukhari Müslüm'ün rivayetleri ve sahih. Bu ne demedi şimdi? Süleyman aleyhisselam padişah bu geldiler. 15 yaşında padişah bu geldiler. Taht kotur geldiler. 50 neçi yaşta vefat etkenler. O için geçe padişah bu geldiler. Allah Ta'ala o kişiye adetten taşkar kuvvetlerini bergen. Cinli boy sündürgen. Şamallı boy sündürgen. O adet kubbogen o kişide. Shunday quvvatga, shunday imkon bergan, berilgan kishi, shunday quvvatga bo'lgan kishiga bu ham ishlasa emas o'zi asl. Vaqt yetmaydi-yu deysiz mumkin. Qana qilib 100 ta odam oldiga kirib chiqadi, 10 minutdan bo'lsa ham deysiz mumkin, 10 daqiqadan bo'lsa ham ulgurmaydi-yu deysiz mumkin. Sulaymon alayhissalomning mashhur hikoyasi keladi Qur'oni Karimda. Bilqisni Sabadan, Yamandan Falastinga chaqiradilar. Hudhud orqali haj jo'natadilar. Alla ta'lu alayya va atuni muslimin. O'zingizlar bo'ysunib kelsanglar yaxshi bo'ladi. Bilqis mashvarat qilib yo'lga chiqadi. Bilqis o'ziga xos shu vaqtda dunyoda bir yagona bir taxt yasatgan bo'ladi. O'ta katta, o'ta ham bir o'xshashi yo'q taxt bo'ladi. Sulaymon alayhissalom Bilqis yo'lga chiqqanini bilganlaridan keyin u Bilqis qasrlarni quplab chiqadi. O'zining xonasini quplab taxtlarini yopib chiqadi. Chunki o'ta nodir, noyob narsalar bilan duru gavharlardan yasalgan bo'ladi u taxt. Ayollar bilan yo'lga chiqqandan keyin Sulaymon alayhissalom aytadilarki, atrofidagilarga, o'zlarini xodimlariga, o'sha Bilqis kelmay turib, kim menga Bilqis taxtini olib keladi? Shunda ifrit jinlarni turlardan bittasi, ya'ni afarit deydi, baquvat jinlarni. Bizda mana bu negirlar deganga o'xshagan, ha? Yoki odiylar deganga o'xshagan, basavlat, basavlat bir baquvat avlodi bo'lgan jinlarni o'sha turiga aytilgan ifrit afarit deb. O'shalardan bittasi ifrit turib aytadiki, "Men olib kelib beraman. Qancha vaqt olib kelib berasan? O'rningizdan turguningizcha. O'rningiz antaquma min maqomik. O'rningizdan turguningiz" degan gaplarini ma'nosi shuki, Sulaymon alayhissalom ertalab bomdodda o'qigandan keyin, namozdan keyin zikrlarni qilib, keyin ertalab chiqqanlar ishga. Va Dohvatul Kubro deymiz biz. Ya'ni choshgoh payti bor 11. 10, 11, 12 shu atrof. 10, 11 atrofigacha ishlaganlar taxtda. Davlatni ishlarini shu vaqtda qilganlar. 5dan keyin kirib ketib o'zlarining shaxsiy ishlari, oilaviy ishlari bilan band bo'lganlar. Turguningizni olib kelaman degani ish vaqtingiz tugaguncha degani. Soat 10 da aytgan bo'lsalar 10 yarimgacha ish vaqti bo'lsa yarim soatda degani. 9 da aytgan bo'lsalar 1 yarim soatda degani. Masalan,
Yani işi hazır, işi vakti tüketiyor hazır. O yüzden cevap yok koyamam ben de yani efilit. Dese, قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ Kitaptan ilim verilgen kişi, kitaptan ilmi var kişi, اَنَا اَتِيكَ اِلَيْكَ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ Kipri gizli kakkun ise, ap kelimem ben de. Gözü gözü yumu başkun ise, lehze yani. لَحِظَ يَلْحَظُوا degeni, gözünü kırabilen bir karab, nazar saldı diyene, nigah taşadı diyene. Bir nigah taşaşını lahzatun deyiledi. Bir nigah taşaşı müddetini hem keyin lahza deyişki ötken. Özü aslı karaş, lahiza diyene, lahza diyene özü aslı bir mertte karaş diyene. Bir köz taşlaş diyene. Tarif deyem, köz taşlaşını ayırtadı. Nigah taşlaşını. Yani biz dilimizde etken de kipri gözü kalkınca diyene. Gözü yüzü yumu başkınca. Bir kipri kalkınca hapke koyamam ben dedi. O hapke koydu. Hazır koydu. Şunu okşaydılar ki, هذا من فضل ربي ربما فضلنا دور ليبلوني من سنشكى بقوتنا سنشكى بيرد أشكر أم أكفر özümden körüp özümü mahtiyman mı yani Rabbimden körüp onga şükür etmem mi sinaş için dediler ana şu yerde ilim verilgen kim dese ulamalar türlü fikirlerde aytışken Bel'am degen mi diye bir alim rahib aytışken lekin bazı ulamalar muhakkiklerden bazıları İlim verilgen zat Süleyman'ın oğuzu deyişken. O ayetteki. O ayarların üstüne gel. Ciller mesela biz insanların göre bakıvatımız. Bana insanlar, insanın ucu vakti kalesiz bana Süleyman Aleyhisselam'ı aldıları da üçte zaman birliği var. Birinci zaman birliği adı insanların adeti zaman birliği. O kayısı. Sabahdan Bilkis yolga çıkan bosa Filistin'den Yemen'e barıp mesela şu vakitte bir aylı yoldur. Tüyede. Ya ki üç haftalı yoldur. Üç hafta barıp, yüklep tahtını. Yani üç hafta da geliş. Ben şu adli insanların zaman birliği. İfrit etti ki, yo ben dedi, o burayı iki, bir gün iki gün mesela hazır olup koyamam. Bir neçe dakikalarda ya ki saat. Yani bu ikinci zaman birliği. Yani ikinci tezlik. Yarım saat ya ki 15 dakika ya ki bir saatte olup koyuş. O şey bir aylı mesafe, iki aylı mesafeler. Üçüncüsü, köz yumup açgınca. En güçlüğü şu. Süleyman Aleyhisselam ayarları da onların kuvvetini sınırken ki uzları da verilgen, Allah verilgen kuvvet hemesinden belirliğini kursatı koyuyorlar. Hemesini ki de, o cin, sen oylamayın ki ben insandan güçlüyüm. Ben de senden kuvvet getti. Allah verilgen ilim bile. Deyip Süleyman Aleyhisselam uzları da kuvvetini kursattılar. Bana zamanın nisbiliği bana keyin 20. asırda gelip Einstein ispatladı bunu. Kur'an-ı Kerim'de bana zaman nisbiliği şu yerde aytılgan. Vakt nisbiyken şu vakıyede kursatılgan. En üstünde Süleyman Aleyhisselam'da ne mi böyle yaptı? Bir lahzasında bir aylık vakt oluyordu. Başkanın bir aylık işini bir lahzada kılıyordu. Demek o kişide vakt kengliği var. Bir ne yaparım bu kişi yüzdeki ülgürüşü mü? Üç yüzdeki ülgürüşü mü? Bu zamanın nisbiliği bu kub ispatlanganlarsa evliyaların kerametleri diyelim ki. Muaviye radıyallahu anh'ın devirlerinde Süleym ibn Atir degen kazı bugün Mısır'da. Bizi rivayettekileri İmam-ı Asım ustazları Abu Abdurrahman'ın Süleym'i rivayet kılıp etkiler. Süleym ibn Atir vefat etken de kişiler kirip taziye bildirişti ahirleri. Şimdi ayarlara ayırttı ki Süleym'le Allah razı olsun Rabbini hem razı kıldı, ahlını hem razı kıldı dedi. Kandayı degende, keçkunun kutanı cemaatte okurdu, kiyen kirerdi. Kirip Kur'an'ı bitti, hatim kılardı. Kiyen ahliye kavuşardı. Kiyen gusül kılıp gelip, yine bitti, hatim kılardı. Kiyen ahliye kavuşardı. Kiyen gusül kılıp gelip, yine bitti, hatim kılardı. Kiyen ahliye kavuşardı. Üçüncü gusülünü kılıp, damlatka çıkıp yeterdi diye. Kan değil ülgügen. Allah şunun vaktiye bereke vergen. Kuvvet vergen. Bu cüde köp velilerde küzetilgen. Cüdeyem köp. Sonsuz sanaksız. Yakın zaman geçe hem bugün. Yakın zamanda Hazretli vaktlerde hem bu düşünme hoşun halatlar bugün. Bu vaktiye bereke verilgen kişi
ne tasiri u bilan birga bo'lganiga ham o'tadi. Muharrirlar aytib beradi. Hazratda shu Ozod aka Alloh salomat qilsin, birga bo'lgan shu rus tiliga o'girishlarida tafsir ilolni. Ertalab o'tirdik, soat mesela 17 mi 8 da o'tirdik. Bitta oyatni mesela Bismillahirrahmanirrahim ochamiz. 9 ta rus tilidagi tarjimani qo'ygan Qur'ondan. Hammasini ko'rib chiqishadi. Hazrat rus tiliga, rus tiliga zavqi tabi yaxshi bo'lgan. Orasidan eng munosibini tanlashadi. Keyin mesela izohli lug'atlarga o'tishadi vaqti kelsa bir so'zni ko'rish uchun rus tilidagi izohli lug'atlarga. Undan tashqari arab tilidagi izohli lug'atlarga o'tiladi. Lisonul arabga o'xshagan. Ba'zi lug'atni daqiq o'rganish uchun o'sha 4 ta ruscha taklif bo'lsa, masalan shu so'zni tarjimasiga qaysi birini tanlash munosibroqligini bilish uchun. Tahlil va tanvir Ibn Oshurning tafsirlari bor. Unga qaytadilar hazrat ko'proq. Ushna qilib har bitta oyat tepasida uzun bahs qilib kalima kalima o'rganib yozishadi. Bitta oyatni yozamiz, keyingi oyatga o'tamiz. Keyingi oyatga o'tamiz. Shunday qilib yozdik. Tushlikka tayyorlab qo'yishadi, shunday boramiz. Hazrat stullaridan, kompyuterni stulidan tarjima qilinayotgan joydan turib, xontaxtaga borguncha tasbihni o'girishni boshlaydi. Zikrni boshlaydilar. Borib ovqatni yeydi, ovqat yeyotganini ko'rsangiz, ta'mini bilmayotgan bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. E'tibor yo'q nima yeyotganini. Faqat oziq uchun tez-tez kirgizdilar ovqatni, yana kelib boshlaymiz. Keyin kechki paytda ham o'tib shunday qildik. Kechki paytdan keyin davom ettirdik 10-11 gacha. Qarasam baqara tugadi. Men uyga kelib dedi, hisoblab aqlim yetmayapti dedi. 286 ta oyat, ba'zi oyatlar yarim bet, yarim betdan. Biz kalima kalima o'rganganmiz. Qanaqa qilib ulgurdik? O'zim aqlim yetmayapti dedi. Uyga kelib qolib ketgan 2 betni ko'raman desam, soat ketib qolyapti. Hazrat yonlarida birga qilgan paytimizda birinchi kuni baqara, ertasiga olimron, undiniga niso, shunaqa qilib qo'yamiz dedi. U kishiga berilgan vaqtga berilgan baraka o'zlaridan ortib yonidagi hamkoriga ham ta'sir qilgan. Bu voqeada bo'lgan u kishi kunlarini yozib qo'ygan. Masalan 5 oktyabr palon yili palon soat daqiqalargacha yozib qo'ygan. Kompyuterga o'sha kunlarini tarix yozib qo'ygan. Hozir ham turadi. Ko'zimiz o'ngida bo'lib turgan narsa shu. Vaqtni nisbiyligi Alloh xohlagan bandasiga xohlagan imkonni berish. Allohning o'ziga vaqt o'tmaydi. Mutlaqo o'tmaydi. Dunyoni hayoti mana 1000 yillarchami? Bir lahzada gap. Umuman vaqtda aloqasi yo'q Alloh. Vaqt bu bizga jismni harakatidan kelib chiqadigan narsa xolos. Bizga nisbatan xolos. Muhammad Hasan Valad dedi u borlar, hozir katta olimlardan. Dadam bir 4 kunda xatm qilardi Qur'onni. Kuniga 7 yarim paro qurdi dedi. Tafakkur bilan shoshmasdan dona-dona tafsirlarini, ma'nolarini kashf qilib, zabt qilib o'qirdilar. O'sha 7 yarim paroga yarim soat vaqt ketmadi dedi. Tarillatib o'qing, tushunmasdan 7 yarim paro o'qiy olmaysiz. Har qancha tez o'qing, eng tez aytish miqdorida tez ayting, o'qiy olmaysiz. 7 yarim paralik Qur'onni lentaga qo'yib turib, yarim soat tezlikka qo'yinda chiqmaydi. İnsanlık kudreti demez. Lekin o adam yet yarı para okurken, yarım saatten ketmerken ve o fahim bilen, tefsirlerini mülahaza kılıp, tedabbür bilen okurken yine o. Demek ki şu Allah Ta'ala vakit ki bereke biliyor. Vakit nasıl bilirse. Süleyman Aleyhisselam'daki bu halat ha, sizge garip duyuruşu mümkün. Lekin adetten taşkarı ama akıl gezidmez. İlim gezidmez. Fakat adetten çıkarmayı diyen akıllı tar adam, ilmi tor odamgina buni qabul qilolmaydi. Lekin bu yerda biz aytmoqchi bo'lgan nuqta, birinchi xabar sahih bo'lgandan keyin, uni vorid bo'lgani sobit bo'lgandan keyin, buning fahmi qanday desa, fahmi shunday, ya'ni Alloh taolo u kishiga shu imkonni bergan. Jinlarni bo'ysundirgan, shamollarni bo'ysundirgan, o'ngdan chapga, chapdan o'ngga shamol u kishini izmi bilan esgandan keyin bu hech narsa bo'lmay qoladi. Ana shu qush bilan gaplashgan, siz gaplashasizmi qush bilan? Yo'q. Chumol bilan gaplashgan, siz gaplashasizmi? Yo'q. Hozirgacha apparatlar ko'p olib, hayvonlarni bir-biriga berayotgan signalni o'lchab yurishibdi. Gaplashayotganini bilishyapti, tushunisholmayapti. Sulaymon alayhissalomda o'sha ilm bo'lgan. Demak, u kishida xoriqa odat, odatdan tashqari imkoniyat o'ta katta bo'lgan, Alloh taolo bergan. U jumladan bittasi shu. U kishi Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilishni yaxshi ko'rganlar. Shuning uchun mujohid farzand ko'rish uchun u ham bugun 100 ta ayol bilan yotib bir mazza qilaman demoqchi emas. Qasd azm qilyaptilarki,
Allah subhanahu ve taala üçün hizmet kılaman. Allah'ın yoluna hizmet kıladigan mücahidlerini dünyaya gelişige sebep bulaman deyip şimdi azim kılı yaptı. İnşallah işten çıkıp koyan için amel başlamayaptı. Şu yerde yani bir nükte şu ki bendenin her bir hareketi, her bir ameli Allah subhanahu ve taala'ya tayangende yine semereli buladı o netice bile. O'ziga tayansa orqasi kesilib qoladi. Va hech bir narsa Allohning irodasidan tashqari emas. Rasul akram alayhi salatu va salam inshaalloh deganda aytgan bo'lar dedilar. Qarang, Alloh xohlamasa bitta bola ham ko'ra olmadi. Yarimta bola tug'di haligi. Ayol. Alloh xohlasa xuddi shuni aksi 100 ta komil o'g'lam ko'rar ekanda qarang. Allohning xohishiga u ham bu ham teng. Allohning xohishi unga yursa u amalga oshadi, bunga yursa bu. Bu hamma narsa Alloh subhanahu va taoloning xohishidan tashqariga chiqmasligini bir dalili. Bu yerda aytilgan bu hujjatni bu rivoyat keltirilishidan murod Rasul akram alayhisolatu vasallamni bir kechada 9 ta ayollar bilan qo'shilganlarini g'arib sanamagan, Sulaymon alayhisolam 100 taga ham qo'shilgan u demoqchi. Lekin 9 taga qo'shilganlarini o'zi sobit emas aslida. Lekin Sulaymon alayhisolamniki sobit. Lekin muallifni bu yerga olib kelishdan, rivoyatni olib kelishdan maqsadi o'sha. Qolam ibn Abbas radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan asarda u kishi aytadilarki, Sulaymon alayhisolamni bellarida, pusht kamarlarida 100 ta erkakni suvi bor edi. Ya'ni 100 ta erkakni quvvati bor edi degan ekanlar. Va u kishida 300 ta nikohida ayol, 300 ta kanizagi bor edi deydi. Naqqoshdan va boshqasidan rivoyat qilinadi. Ular 700 ta ayoli bor edi, 300 ta kanizagi cho'risi bor edi deb aytgan. Surriyani aytganmaligini, saroyli ko'pligi. 1000 ta xotini bo'lgan degan ya'ni. Bu narsalar mubolag'a bo'lishi mumkin, lekin 100 tepadagi 100 ta rivoyat sahih. Ularni hammasi xotin bo'lmasligi ham mumkin. 100 ta ayolga qo'shilaman deganlarida. Hammasi xotin bo'lmasligi mumkin. 4-tami 10-tami qanchasi xotin bo'lib qolgani o'sha joriyalar bo'lishi mumkin. Davud alayhissalomda u kishi zohid bo'lishiga qaramasdan o'z qo'li bilan qilgan kasbidangina yeyishga cheklanganlariga qaramasdan, ya'ni o'ta dunyodan kam nasiba olib zohid bo'lishlariga qaramasdan 99 ta ayollari bor edi-yu, Uriyoni ayoli bilan 100 ta bo'ldi. Bunga Alloh subhanahu va taolo kitobi azizda ishora qilib tanbeh berib aytadiki, inna hada axi, mana bu mani birodarim 99 ta sog'lig'i bor, meni bitta sog'lig'im bor xolos degan oyatda bunga ishora qilgan dedilar. Endi bu Davud alayhissalomni bu qissasi nima bu? Bu rivoyat keltirishdan maqsad ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni 9 ta ayol bo'lsa, 9 og'usiga bir kunda qo'shilgan bo'lsalar hayron bo'lma, Sulaymon alayhissalomni 100 bo'lgan, Davud alayhissalomda ham 100 bo'lgan demoqchi. Taajjubni ketkazmoqchi va mumkinligini isbotlamoqchi boshqalarni qissasi bilan. Bu qissa nima? Uriyo degan deydi Davud alayhissalomni vaziri yoki qo'mondoni yoki askari bo'lgan. Bu qissalarda turlicha keladi. Nima deydi? Davud alayhissalom bir qasrdan bundoq qarasalar Uriyoni uyiga ko'z tushib qoldi hovlisiga tepadan. Ayolini ko'rib qolib, yaxshi ko'rib qoldi-yu, keyin o'sha ayolni qo'lga kiritishga azm qilib qoldi, hiyla o'ylab qoldi, nima qilishni bilmasdan keyin Uriyoni uzoq safarlarga jo'natib yubordi, urushda oldin safga qo'yib yubordi, qo'mondon qilib o'lib ketsa-yu, o'lsa-yu keyin xotiniga uylansam deb. Shunga o'xshagan turli qissalar bor. Yoyinki Davud alayhissalom kaptarini quvlab yuruvdi, pir-pir etib uchib oldiga qarab ketaverdi, orqasidan quvlab boraverdi. Birovni uyiga shunday kirdi, kirsa ayoli hovlida cho'milayotgan ekan, ko'zi tushib qoldi, yaxshi ko'rib qoldi va hokazo. Hammasi to'qima isroiliyat gaplar, uydirmalar, payg'ambarlarni sha'niga to'g'ri kelmaydigan. Sulaymon alayhissalomni avlodidan bo'lgan, Davud alayhissalomni avlodidan bo'lgan Iso alayhissalom. Iso alayhissalom payg'ambar bo'lganlaridan keyin yahudiylarni bir qismi u kishiga iymon keltirmadi, dushmanlik qildi. O'shalar dushmanlik yuzasidan to'qib chiqargan buni Davud alayhissalom yomonlash uchun. Iso alayhissalomdan o'ch olish niyatida. Iso alayhissalomni sha'nini bulg'ayman deb u kishini yomonlash uchun u kishini ajdodi bo'lgan Davud alayhissalomni sha'niga
putur yetkazış için oylab topilgan rivayetler. Uluyor diyen komandanı bilen bugün vakiyeler. En yengili kanaka, en yengili rivayetler türlü şekil. Yani. En yengili şu ki, Uriya bir ayolga savcı bulgan eken, o Davud Aleyhisselam onu tarifini eşitip yaxşı görüp kapılardı. Uriya'ya koş, Uriya'nı savcılığın tepesine savcılık koyu varlar. En yengili şu. Yine bittiyse Uriya'nı çakırıp, katilini yaxşı görüp aldım, talağını vermeyi üylene dediler. Doğru geledim şu. Ne fakat peygamber, erkek kişiye doğru geledim şu. İnsafı var adamı, vicdanı var adamı doğru gelmiş. Ve tabi kabul kıladım adi ayarlı tabiatı yok ki erkeğin tabiatı. Ha o, onu eğri bulsun, ne eğri kabul kıladı onu, ne o yapma ayetişke ikinci erkek batına alat. Adi tabiat kötenmedi onu. Kana kılıp peygamberlerden sadır oladı. Bunlar hemmesi o işi İsrailiyattan Yahudilerini tokup çıkarken Davud Aleyhisselam'dan intikam alış için, İsa Aleyhisselam'dan intikam alış için tokup çıkarken bazı, hemmesi mesul olan bazı Yahudilerden. Bazıları ihlas kılıp Muhammed kılıp olan bazılardan çıkar. Şimdi kaçan ki Müslümanlar ayet-i kerimeler okulup tafsirlere girişken peyti de Yahudilerden ondan bundan rivayetler kese ayetlerinin tafsirine koşu varış ki. Eski kitaplarda baraken de. Peygamberimiz Aleyhisselam ne diyorlar? Ya, İsrail, ben o İsrail'den bir hikaye kese ya bir haber kese inkaram kumeyler tasdiklemenler hem degenler. Lekin eşit koysaylar, birbirlerine ait koysaylar mıydı degenler. Kayda şu ki, Kur'an-ı Kerim'ge ve şeriatının usulüge, İslam'la yani, İslam'la akidesige zid nerse kese rad kılınır. Ben o İsrail'den. Muvafık nerse kese kabul kılınır. Zid hem kemeydi muvafık anmaz, alakasız olsa, sükut kılınırdı, tas kılınmaydı onları. Sükür, yalancı diyemezsiniz demek ki hakikaten sabit olsa siz rastını yalan deyip koyken buluş hafıdan kaçıp. Şunlarlayayım. Demek bu rivayet, Uriya'nın rivayeti mutlaka yalan. En sabit buluş mümkün bugünlerse, mümkün bugünlerse cessas kiltirgen, yani ki zemekşeri kiltirgen. Lakin o kayısı savcısının üstüne savcı koyup koygenler. Buluş mümkün şu, ne ki uyum sabit olmaz. Rivayetlerde hem mesela tokumay rivayetler, İsrail'e yaptı rivayetler. Ulamaların ayeti düşünüş için, hikayenin tasavvur kuruluşu için türlüce geplerine ayet görüşen. Kendi tafsirlerine bazılar kirgizişe uğurken şu derslerinin bu afet bugün. Bazı kette müfessirler senedi bilen kilitirken maksadı ispatlaş. Nümeni ispatlaş. Şu rivayetinin asassız ekenini ispatlaş. Çünkü ular uzarının kitaplarını alımlar yazgı. Mesela kendi tefekkür kuruladı o alım. Tafsir yazdık ki alım, tabiri yokuşayan. Hani fikirliydi? Ayetledi ki, mesela Uriya'nın hikayesi kıssası var. Adamlar da terkap koyan, senetsiz. Adamlar onu sahabeden deyip oylaydı misal için. Yani ki, peygamberimizden deyip oylaydı. Yani ki şimdi rivayet koyanların var. Alım keledi de, o şey rivayet senetini organıp yazıp koyar. Yazıp koyuştan maksat mı? Ey biraderler, sizler ayeti büyürgen, aranızda terkalıp dururgen, bazı adabiyotlarda uçurayken rivayet var o ana rivayet, Uriya rivayeti. Ya ki başka rivayetken uçuşu gibi etkiledi. Onun senedi bana bu. Benim palancıdan eşitirdim. O pustancıdan eşitirken. O palancıdan, o palancı palancıdan, o pustancıdan eşitirken. Senedi kurset edin. Kurset koyuştan maksat değil mi? Kurset koyuştan maksat, bana adamları kör yapsın mı? Bunlarda rivayet kabul kılınmıyor. Taksir demek için böyle. O aslı. Onu bilmeyen cahil, senedi bana kendim durup, rivayet kılıyor dedi ki, o muallifin maksadı senedi getirişten ispatlaşmaz sahihliğini. Sahih emesliğini ispatlaş bunu. Düşündünüz mü? Mesela sizge bir kişi etse ki, mesela dedik, Toshkent'de yağmur yağıyordu kendisi. Kim etti? Dese, Mahmud Cahit'te oğlum. 3 yaş var yenge? Diz. Doğru mu? Yani ki açısı mümkün ki, falanca Kerime ha ettim ben ge. İskenderiye bu yerden 800 kilometre ge. Bir külü yol eken. Kim etti Kerime ha? Hiç kimle eşitti? Bilmedim. Ben sorayım ki Kerime ha'nla. Kerime ha'ndan sonrası herkese oturdu diye ki kızım düşme gör baro Fatime. Öşü şuna kadar be etti. Dese ki insi bana etti ki Kerime ha'ndan eşitken gel baro.
Fatima bari 3 yaş kızı aşağı etken eken deyiz. Fatima'ya kerime etken eken kerime sizge açıp deyip agahlik bir işten maksat değil mi senet getir işten. İskenderiye'nin mesafesi hakkı diye gep asasızlığını ispatlaş. Müfessirler bu ne kadar ayetlerini senet bilen getirgen peyitte şunu maksat kıladılar. Bunu fakat rical ilmi, ravilerin ilmini bilgenler yine okşuyla o kitaptı. O şeyler ki kalab yazılgen buladı. Senet getirip koyardı da o senet bilgenler kör bile bilen. Bana onu ayetti, bana o falan çıkıyken de ha o yalancı diyor. Piston çekerken de o Yahudiler de alır diyor. Deyip durup öz özden o şeyler ayetini asasızlığı ki senedini organı bile emin buluşu için yazıp koyuşken. Bunu maksadını düşünmeyen bazı bir adamlar senedini kesip rivayetini özünü alıp gelip meşgulsa falan için rivayet kıyan diye ayetçik ötken ki. Bu bize İslami edebiyatlarını afetlerinden ve cahiller buzgen, buzgüp, buzgulik keltirgen noktalardan bittesi şu. Ve dinge düşman bu geller, İslam'a, İslam'dan ayıp isteye digenlerini hem tülle topken tentede kursan buladigen uğurlarını hem şu. Bana falan rivayeti var, Tabari'de var, Pistan'da var deyip kötarıp çıkan şüphelerini. Ular o rivayetlerine asasızlığını ispatlaş çünkü yitirilgen buladılar onlar. Ama bu yöndeki onların maksadını ne rical ilmini ne hadis ilmini bilmeyen naşut, nabakarlar onu özlerce hüccet kılıp alıştırdı. Fahme aklı kelteliğinden, cahilliğinden. Bana bu rivayetlerine terkalıp konuşan şu tarika terkalıp koyuyor. Tünelim. İnşallah kitapta keyifler bab geledi peygamberlerinin masumluğu, günahdan halliliği hakkıdır. Şimdi ayet-i kerimedeki benim bu biraderimi 99'da sağlığı var, benim bir de sağlığım var. Şunu hem tartılmak için deyse, Davud Aleyhisselam, biraderin senge zulüm kuptuyor degenler. Şu yerde o kişinin, keyin biz sınagenimizi bildiyor, istiğfar ayet-i keyin. O keyinler ikilesi parçada bulur. İki tane adam, güven ki hasım olup birbirine dava bulan gelişir. Keyin bir tane ayet dedi ki, aramızda halkılın, hak bulan halkılın, bana bu biraderimin 99'da sağlığı var, koyu var. Bana ki bitti olsun. Şu bitti neyim? Menge beresen mi yaptı? Dese Davud Aleyhisselam, lakadı zalamak. Senge zulüm tutuyor. Değildiler. Ken Allah Teala dedi ki, bizi imtihan kıyanımızı bildiği istiğfar ayeti secdeye yıkılıp Allah'dan keçerim soradı. Allah Teala keçirdi dedi. Şu ayette, bu ayette nemeden istiğfar etkenler? Bu bana o hiyanik ettirgenler aşı uğruyanı ayalıge işkıvaz boganı uçun tembih için kegeni de ular 99 saatinin baru ne kadarsan bana yani hatının yüzüncü alamem deyip deyip agahlantır uge kegeni de bu parişteler deyip düşünedi rivayette üçüncü toku çıkarışken ama vakiyelik onda olmaz bu rivayet sabitmez mutlaka tokuma gel ama tevil kılınışı mümkün boganı yukarıda gidik. Mümkün olsa, eğer sabit bugün takdir de, deyip durup etkilerdi, saç koyup koyan buluşu mümkün. Lekin asıl vakiyelik olmaz. Asıl vakiyelik, Davud Aleyhisselam'ın kazılıkta hüküm çıkarışta tecrübesini sınaş bugün. O kişiye tecrübenin örgütçüsü bugün. Bu yerde o kişinin hatasını mı bugün deyse, hatasını türlü içe fahamlığa ulamalı. Bazılar, o kişi mihrapta ibadet kılıp otururken payetlerinde uzun hücresi bugün. Allah da oral gelecek bugün. Devarda aşık bir geldi iki kişi. O kişinin devarda aşık bir adıya mumaya uzun aslında. O parıştığı gelince kirişe uğurken tepeden. Doğru. Ama o kişi düşüngeller ki benim gel hücum kırıp keli yaptı bunlar. Dep düşüngeller. Öldürgen kiri yaptı mümkün deyip. Ki bunların saval cevaplardan parıştığını bilip durup aldığın gibi gümallarına istiğfar ayeti bir kılı gelirler deydi. Bazılar. Bazılar iki tane adam birbirinden biri ikincisinden şikayet kılıp gelse birini eşitibli, zahırda hak bulup göründüğün adamı derhal hüküm kuvargenlere hata buluyor. İkinci adam hem eşit gerekir. Hakikaten 99'da koyu oturup, yüzüncü hem bunu ki buluşun mümkün haklı yere işte. Ya da siz közüzge bir adam hak bulup göründüğünü. Lekin siz örgensiz daha hak olup çıkın. Kazılıkta hüküm çıkar işte, taraflarını mükemmel eşitip, ahire geçiyor örgenip, kaza hüküm çıkarış, lazımlığını, tecrübesini örgütüş üçün gelişken. Yahu da zahırda
haq bo'lib ko'ringan odam. Falonchi mana 10 millioni bor. Buni 10 so'mini olaman deyapti yana. Desiz, desa ko'zingizga 10 million bor odam noinsof bo'lib ko'rinadi. Lekin haq bo'lishi mumkin. Uni asli puli 10 million 10 so'm bo'lishi mumkin. Asli. Ondan olib ketayotgan bo'lishi mumkin. Zohirda ko'rinishda haq bo'lib ko'ringan narsalar doim haq bo'lmaydi. Qozilikda orada ajrim qilishda taraflarni oxirigacha tinglash lozimligini tanbihini berishdi. U kishi birinchi odamni eshitdilar, ikkinchini eshitmasdan birodaring zulm qilibdi-yu senga deb qo'ygan gaplariga istig'for aytdilar. O'shanga keyin tavba qildilar, sajda qildilar dedi ulamolar. O'sha voqelik shu voqelik to'g'ri. Lekin narigi Uryoni qissasi to'qma rivoyat. Endi bu kishi bu rivoyat keltirishdan maqsad yuqorida aytganimizdek oldindan bo'lgan bunaqa ko'p xotinlik demoqchi bo'lyapti. Lekin sobit emas bu xabar. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda Rasul akram alayhissalotu vasallamdan men odamlarni ustidan to'rtta narsa bilan fazilatli ortiq qilib qo'yildim. Saxovat, shijoat, ko'p jimo qilish va qattiq tutish. Ya'ni birovni bir narsaga bir ayb bilan ushlasa qattiq ushlash. Jazoni qattiq berish. Bu hadis munkar. Ya'ni sahih hadislarga xilof sobit emas xabar. Ya'ni maqbul emas. Munkar degani qabul qilinmaydi mutlaqo degani. Buni ham keltirib qo'yilavergan yana. Aslida bu hadis sobit emas. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bilan boshqalardan fazilatli qilindim deganlarida aytgan gaplari boshqa rivoyatlarda keladi, Buxoriylarda, sahih rivoyatlarda. To'rtta beshta narsani aytganlari Javomiul Kalim berilgani, bir oylik masofadan dushmanimga qo'rquv solib qo'yilishi, tufroqni menga masjid qilib berilishi va poklovchi qilib berilishi kabi fazilatlarni aytganlar o'sha sahih. Ammo ko'p jumo qilish yoki keyingisi quvvatul batish degan narsalar sobit emas. Saxovatlari, shijoatlari boshqa rivoyatlardan sobit. Lekin u bilan fazilatli qilindim deb aytmaganlar. Fazilatli qilinganlari sobit. Lekin mana bu rivoyat sobit emas. Tushunarlimi? Bu rivoyatdan demak olinmaydi. Bu kishi endi ko'p nikoh qilish, ko'p jimo qilish fazilatdir, erkakning kamolotidir demoqchi bo'lib keltiryapti. Lekin bu rivoyat sobit emas va u voqelikda ham bo'lgan emas. Agar o'shaqa bo'lganda 30 yosh 40 yosh o'rtasida xotin ko'paytirardilar. Yoki 50 gacha, 50 dan keyin emas. Asli maqtansa o'sha yoshlarda maqtanadi ular. Quvvat bo'lishi mumkin, quvvat boshqa narsa. Insonda quvvat bo'lishi mumkin. Lekin o'sha narsa bilan mashg'ul bo'lish boshqa narsa. Unga berilish boshqa narsa. Bu ham asossiz xabar. Endi mana nikoh haqidagi bobda o'tdik-a, demak Rasul akram alayhissalotu vasallamni ko'p uylanganlari hammasi vahiy bilan bo'lgan va hammasi yoshlari ulg'aygan paytda bo'lgan va hammasi maqsadli bo'lgan. Ayollarni tarbiyasi uchun, ta'limi uchun, oilaviy hayotni kishilarga ta'lim berish uchun bir kishi ikki kishi u kishini hayotlarini idrok qilib qamrab olishga qodir bo'lmagani uchun rostgo'yliklarini yana bir isboti bo'lishi uchun ayollarga xos murabbiyalar tayyorlash uchun chunki ayol kishini zohida qilish o'ta qiyin narsa. Ayol kishi matoyga qiziqadi doim. Ziynatga qiziqadi. Onalarimiz hammasi zohida bo'lishgan. Shuning uchun taqinchoqlarimiz yo'q bizi. Boshqalarda ham sharoitimiz yo'q. Bizga sharoit qilib bering deb shikoyat qilishganda oyat tushgan. Chaqiring, ayollaringizga ayting. Ey Nabiy alayhissalom, Ahzob surasida keladi. Dunyoni xohlaydigan bo'lsanglar, zo'r ta'minot qilaman, hammalarni taloqlarni beraman degan. Alloh va oxiratni rasulini istaydigan bo'lsanglar, unda mash hayot degan. Boshqa hayot yo'q degan. Oysha roziyallohu anhoni birinchi chaqirib aytganlar. Bor maslahat qil ota-onang bilan deganlar. Xohlasang tanla meni deganlar. Xohlasang ket. Men sizlarni unaqa ziynatli hayot qilib berishga menda u narsa yo'q deganlar. Mol bor, lekin unga rag'bat yo'q va men xohlamayman uni. Men hayot duo qilganlar. Ey Alloh, olim Muhammadning, Muhammadning oilalarining rizqini kunlik yemak qilgin deganlar. Allohumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Kuni o'tadigan bo'lsa xolos deganlar. Ko'p narsani so'ramaganlar. Rizqini shunday bo'lishini so'raganlar. Maishat parasodan bo'lsa, ovqatni qilib gumillatib yeb, u xotindan bu xotinga o'tib yuradi. Maishatni qilib hammasini yasantirib qo'yib, tomosha qilib maza qiladi. Rasululloh undan o'rgan emaslar. Hammasi vazifa. Hammasi oxiratda ish xolos. O'shuning uchun menga dunyoyilardan ayollar, sizlarni dunyoyilardan menga ayollar
sevgili göstərildi. Bu ayarlarını tutuşum dünyayım için, məhz ahiretim için. Mürəbbi, həmələri zahirdə bu düşünüyor üçün. Həmələri abidə buluşkən. Həmələri. 9 ayarını zahirdə qılıb, abidə qılış, möcüzədən başqa nəsə məhz. Hər hal ailədən kəkən, arasında Yahudisiyyən var. Başqasıyyən var, məsələn. İmariyyə, Qıbtiyyə var, Qıbtiyyələr də var, məsələn. Qıbtiyyələr var, yəni, ülənmə gəlirlər dəxtirlər bu səyəm. Safiyyə varlar Yahudi ayarlardan. Ana şu türlü kabile, türlü təbiyyət və başqa yerlərdə ailə qurub, başqa hayatlarda görüb şəkillən bugən ayarlarını, yaş-yaş qızlanmaz. Bitti Ayşə rəziyallahu anhanı yaş agarlar, özləri şəkilləndiriş üçün onu yəm. Onu yəm, yaş valiyə qızıqqanı üçün məhz. Vahyi bilən şəkilləniş üçün. Şüncə etkənlər ki, Ayşə rəziyallahu anha haqqıda gəpirişkəndə, Ayşə haqqıda mənə əziyyət verməklər, ayarlarımı üyüdə yatkənimdə Ayşədən başqasını aldı da vahyi kemiydi mən gedigəm. Keyincəli başqa ayarlar deyəm ki, bu gəp etkən pətlərdə hali kemiyəm bu gəp. Lekin əksər vahiy Ayşənin üylərdə kəyən. Üylərdə kəyən pəytədə. Köpüncə məcətdə kəyən uz vahiy. Ayşə rəziyallahu anha vahiy bilən həm nəfəs bulub uzuşu üçün bu gəl. Uzuşu üçün yaşlı gidən o gəlirlər. Uzuşu üçün öz rivayətdə, Buxarinin rivayətlərdə 6 yaşda nikahla gəlirlər, 9 yaşda qavuş gəlirlər. Lekin başqa rivayət var, 16 yaşda o gəlirlər deyənə. Amma Buxarinin rivayəti üstün türək. Bu həməsi Rasul Əkrəm aleyhissalatu vəsəlamdan fəqat və fəqat Allahın əmri və insaniyyəti tərbiyyəsi üçün günə qılınır. Ayarlarını agarlar həm şu, onlarını, qalvalarını qötərgərlər, həməsini mürəbbiyə qılıb, zahidə qılıb, alıma qılıb tərbiyyələgərləri, ayarlarını ilim bilən təminləş üçün şunu yıxıyırlar. Ayarlarına xas tərbiyyə biriş üçün və ailəvi içki həyatını həm ümmətkə təlim biriş üçün. Hətta qusul təharətləri geçə, biz ətəmiz daim. Atayınızı qana çömülüşünü bilməyiz. Hətta eyrinizi, ayalinizi bilməyiz qan deyə çömülüşünü. Birinci qayçı tamamen su qoyuşunu. Bilməyiz. Qança su işlətişini bilməyiz. Amma Rasulullahını biləmiz biz. Şu dərəcədə dəqiq oryan gəlməz biz. Şu hayatı kim bizə bayan qədəməyiz? O şey ayallar. Şu təlimatlar üçün Allah-u Teala bunu vacib qiyən. Ayalların tərbiyəsi üçün Allah-u Teala bunu özü cari qiyən. Məxsus. Çünki o kişinin ayarlarına nisbətən münasibətləri ahirət üçün bugün həməz. Və insaniyyətkə yaxşılik təqdim qılış üçün bugün. Onu qaraz göylər ki, nə? Yaman göyədi, ayıb kəyləndilədi. İndi, amma cah, cah deyəni, biz lügat deyəm kirgən, mərtəbə yu cahı, deyəm? Cah deyəni, mərtəbə mənzilə ətlilədi. Ali rütbən. Özə əsli, vəcəhdən alınqə. Vəcih insanın yüzünü vəcih deyil de vəcih deyip və kən əndəlləhi vəcihə vəcihən fi dünyə və ləxirə deyəndə zü vəcihin şərif deyəndə yəni palaçın yüzü də ötəmədim deyilsiniz o mə deyəni o adamın yüzü deyəndə zatı abrolik yüzü də ötəmədim deyəniz o adamı yəni rayasını qıldım deyəni hürmətini qıldım deyəniz bunu insanın hürməti Yüzüge kalem. Yani insan yüzüge, yüzme yüz bugende köpüra ihtiram kılın genel için o insanın en mükerrem azası yüz bugende için onun zatı ve şanlığı yüz sözü mecazdan işletilgen. Çünkü yüzüden utanmadım diyen o şeyin yap kılıp vacihen diyen yani şerefli yüzlü diyen. Yüzü şerefli yani itibarlı şerefli insan, hürmetli insan diyen vacih diyen. Yüzden ötüp bulunmayı diyen Hürmətli insanın vəcih deyişkən. O şü vəcəhəni vəvcimhəni qalb qılış qaydası var ələblərdə hərbini əlməşdiriş. Cəvəhəgə əyləndirişkən. Kim? Cəvəhəni vəvini əlbki əlməşdirəndə cəh bu gənki. Bu aslında cəvəhə. Təsqiri cüvayhətun bələdə. Cahını təsqiri kişkin əsə cüvayhətun bələdə. İndi Rasulü Əkrəm aleyhissalatü vəsələmdə Barmada əlbəttə ötə büyük idi. İndi cahını özü dünyada cahli buluşlik. Uşunəkə abroli buluşlik. Bərçə aqıllarının nəzdədə məhmuddur, məqtələdi. O bi qadri cahihi əyudamuhu fil qulub. İnsanın cahı qança bulsa mərtəbəsi. Adamların qalbədə onun təzimi qalbədəki oranı şüncə bulədi. Siz hürmətli insanın qalbizdə oranı kəttələ bulədi.
Hürmet kan çekette olsa kalbimizde onun için çekette bu. Allah subhanahu ve teala İsa aleyhisselamı vecihen fi dünya vel ahire, vecihen fi dünya vel ahire, dünya ve ahirette hürmetlidir deyip etken. Lakinne afatihi kesiratun, lakin şu mertebeli hürmetli buluşma afetleri kubdur. Fehuve mudirrun li ba'din nas li uqbel ahire. Bazı adamlarga ahiret akıbeti itibariden zararlı bulun. Yani hürmetine birilip, şuratine ya da abulosuna birilip, adam eldenip kaladı. Kibriye getip kaladı, ucubiye getip kaladı. Buralarda zulüm koyadı. Akıbetine nisbetten bazı adamlara zarar kıladı. فَلِذَٰلِكَ ذَمَّهُ وَمَدَحَ ضِدَّهُ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مَدْحُ الْخُمُونَ وَوَرَدَ وَذَمُّ الْعُلُوِّ فِي الْأَرْضِ. Adamlarga şu ziyan kıyanı için, bazı adam şu aldanıp koyanı için, şeriyette bu narsa yamanlengen, Allah Ta'ala yamanlengen, bazı da. Bunu aksini maktagen, şeriyette humul maktagen, humul itibarsız buluş, yani adamların itibarından uzak buluş. Meşhurlik ve hürmetli buluşunun aksi, humul. Yani ahemiyetsiz kişi buluş. Özü buralarına ahemiyetsiz miyiz? Başkalarını aldı da itibarsız. Mertebesiz adam buluş, maktelgen. Ve yeryüzünde alilik isteş, özünün yeryüzünde belen buluşke urunuş, ya ki belen buluş, yamanlengen. Demek ki, çünkü bundan kişilerde ucub, kibir, zulüm gibi yaman ahlaklar, afetler kep çıkardı. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellemge bunda havf yokluğu için cah, mertebe o kişiye nisbeten zarar keltirmeydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hişme, hişme degeni tehaffuz degeni, muhteşemlik. O kişide muhteşemlik var idi ve adamların kalbinde mekanet, yukarı mertebe var idi. Büyüklük var idi. Adamların kalbinde o kişi büyük idiler. Peygamberlikten aldın hem. Hatta cahiliyet devrede hem ondan keyinem. Hatta peygamber bu meslerden aldın hem Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam öz kavimleri arasında cüda hem abruları, hürmetleri belen bugün. Ve ba'deha ve hum yukezzibunahu. Yani cahiliyetten keyin hem. Yani peygamber cahiliyet devri peygamberlik kelişinde aldın ki devri. Çünkü peygamberlik kelişi bilen nur indi. Hakikatler royapka çıkıştı başladı. İlim marifet terkalışını başladı. Cahiliyet devri gitti değil ona. Cahiliyet kimlerden koyan? Lekin nur payda bo'lib ma'rifat islohi boshlandimi? Jahiliyat davri tugadi deyilgan. Muhammad alayhisolatu vasallamning barakotlaridan. Ashu va ba'da hada, ya'ni jahiliyatdan keyin, ya'ni vahiy kelgandan keyin ham u kishining azamatlari baland bo'lgan kishilarning qalbida, holbuki ular u kishini yolg'onchi deyshardi. Ashablariga azor berishardi. O'zlariga ham azor berishni közlem yürüşlerdi, mahfi ravuştu. Yaşırınca azar birleşti, payda uğruşlardı. Lekin o kişi bilen yüzleşken payetleri de o kişini aldı da o kişinin tazim kalışlardı. Hürmet kalışlardı. Biral iş etseler, dar o becerip kalışlardı. Bu doğru da haberler maruf, meşhur, köpkegen. İnşallah bazılarını kuyuda kildiremiz. Keyin rok. Misal tarikasına yetedigen bu sek o kişinin bir görüşünü özü de bazen kişi yebhetu ve yefraku farak korkuştu. Behite yebhetu dehşetke düşüp hayran mı kalış, katıp kalış, yapıram mı kalış. Dehişe diyen, behite dehişe diyen koşuyen gibi. İnsan hayretke düşüp katıp kalış. O kişinin bir kuruşunu uzu de, o kişinin görmeyen adam birden yapını yukatıp koyardı, haybetten. Korkup giderdi haybetlerinden. Kayla binti Mahrum'a Kayla binti Mahrama'nı misal kılışımız mümkün. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı körgen payitte korkudan titrak tuttu onu. Urayı da diyen titrak tuttu diyen. Titrak tuttu o kişinin korkudan. Şunda Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ey miskine aleyki sekine diye koydular. Hani sözde ham sıralı getirdiler. Ey ayal demediler. Ey beşara ayal koydular. Kafiye getirdiler. Aleyki sekine sakin bul dediler. Ey miskine sakin bul. Sözünü hem bir şekildaş kılıp güzel kıldırdılar ki onu kalbine bir teskin verdiğin kılıp. İrkele koydular. Korkmayın dediler.
Mesela siz korkuları her kıl böyle. Mesela keseliğinden korkarsın. Ateşten korkarsın. İtten korkarsın. Bir yüde oturursanız yer kımırlap gitse ondan korkarsın. Boleniz kesel olmasa keseliğinden korkarsın. Köşedeki eti yertip yalnız olsanız yalnızlığından korkarsın. Korkular her kıl böyle yanında. Nefret bulan bulan mesela. Ölüm hafıdan bulan, zarar hafıdan bulan. Peki korkuların arasında haybet korkusu yan bulan. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan bugün korku haybet korkusu. Nefret korkusu mes, yani ki hatar korkusu mes. Korkular her kıl bulan, hatar korkusu bulan. Onun tüygularda adam acilet ediyoruz. Hatta tağdan tepeye, tağda ya, pasta türü tepeye kalan da tağda, tağın balanlığı. Kalbimizde haybet düşer. Tağını, haybeti kalbimizde düşer. Diyor ki denizde barıp karın, denizde haybeti sizce yeter. Ana şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'daki büyüklüğünün haybeti bu. O şu korkutken. Biz dilimizde sır basıp kaldı diye de. He? Sır basıp kaldı. Yahu da cemaatke çıkan payeti diyor ki kattı ustazlar da aldı da. Kaldırıp kaldı adam. Ana şu haybet bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'daki o kişinin körgenliği kişilerini kapıramaya kalışı, korkup kalışı o kişideki haybetten bugün, salabetten bugün. Ebu Mas'ud radıyallahu anh'un hadislerinde geldi ki bir kişi Nebi aleyhissalatu vesselam'ı aldırdı durup titrep kaldı. Şimdi o kişi Resulullah o kişiye karab hevvin aleyk. Özünü bas dediler. Fe inni lestu bi melik. Ben padişahım esmen dedi. Padişahlardaki tüyüme ben, oyleme olarak. Halbuki padişah bu geldiler. Ne ki padişah adaka tutma geldiler özlerine. Kuller de tut geldiler özlerine. Aleyhissalatü vesselam. Ama o kişinin peygamberlik bilen kadirlerini belen bugünü, büyük bugünü yekelediğen bozik. Risalet bilen menzilleri, rütbeleri, şerafetli bugünü yekelediğen bozik. Rütbeleri Allah-u Teala o kişinin Mustafa kılıp, tellep ogeni, kerem dünya ve ahirette o kişinin mükerrem kılgene cihat eden ve inafetu diyene inafe diyene irtifa diyene mertebelerini kütarılgene belen bu genini gefer ediyen bu sek fe emrun huve meblegun nihaye nasıl Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bu babda derecen ahir yetkenler meblegun nihaye nihayetini ahir yetkenler yani o kişiden göre Risalet bilen uluğ bugün adam yok. O kişiden göre nübüvvette aziz bugün. O kişiden göre dünya ve ahirette Allah'a mükerrem bugün kişi yok. Bu arada hemen yukarı ve dereceni büyüklüğünü ahire geçe bugün kişi bugün. Aleyhisselatı. Allah şunu ne bilgi. O dünyanın özde hem şu ahirette hem seyyidu veledi adam. Adam balalarının seyyidi dünyada. Ana seyyidu veledi Adem ve la fakhra diyenler fakhrla miyim ama Adem balalarının seyyidi ben diyenler. Kıyamet günü Adem ve ondan keyinki hemen beni bayrağımı aslında böyle diyenler. Aleyhissalatü vesselam. Bana bu mükerremlikleri bu endi çekeresiz. Bunu Allah subhanahu ve teala o kişinin haslayan bunlar size. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam. Demek bu fasılda biz öğrendik ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'da dünyevi vasıflardan ziyadeliği maktal edigen vasıflardan nikah o kişide köp bugün onu mezmurunu düşündük. Abru mertebe hem belen bugün onu hem biz ayetim ettik. Demek o kişinin kemalatları bu cihetten hem yetik bugün ahirge yetken. En kengi fasılda inşallah bazı orunda faziletli bunu bazı orunda faziletli bu medigen sıfatlarda o kişi kan değildiler. Şu hakta gel bu arada inşallah. Yeni derste kalemiz. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna.